gelmeye başlıyor. Şu an 73 yaşındayım. Hiçbir hastalık, hiçbir doktora gitmedim bugüne kadar. Çok spor yaptım. 1971-72 yıllarında Konya Spor'da kaleciydim. Tamam mı? Efendime söyleyeyim. Şu anda kızım Beyikim Hastanesi'nde çalışıyor. Birkaç sefer doktora gittim. Sadece diz bağlarımda sadece kireçlemem olmuş. Onu da şu anda önledim. O da sporla önledim. Çok sıhhatliyim. Hala iki tane oğlum var. Onlarla beraber halı sahada top oynarım. Erankaya diye bir köy var Antalya üzerinde. Orada bağım bahçem var bir tane ormanın içerisinde. Yazın devamlı orada geçiririm. Ekerim. Kendim ekerim, kendim dikerim, kendim yetiştiririm. Onları kendim yaparım. Her şeyimiz salçasından, efendim her şeyin hanımla beraber orada. Ve onun da karşılığı şu anda çok dinç gözüküyorum. Arkadaşlarım çoğu şu anda bastonla geziyor ama ben şu anda 73 yaşındayım. İçki, alkol almıyorum. Spor yapıyorum. 83 yaşındayım, hala spor yapıyorum. İşte onun için zinde kaldık. Kış aylarında çocuğumu C vitaminleri besliyoruz. Yani soğuk algınlığı için ilaçlar kullanıyoruz. Yani sonra dışarı çıktığı zaman üzerine mont giyiyoruz. Zaten çocuğum da bunun bilincinde, dışarı çıktığı zaman baba montumu giyiyor diyor. Yani bu şekilde önlemini alıyoruz. Kış mevsiminin gelmesiyle beraber üst solunum yolu enfeksiyonlarında da belirgin bir artış oldu. Bunu biz kendi hastanemizde, polikliniğimize başvuran ve acil servise başvuran hastaların sayısındaki artıştan da gözlemleyebilmekteyiz. Niçin bu enfeksiyonlar kış aylarında daha fazla görülmekte? Çünkü kış aylarında kapalı ortamlarda ve kalabalık ortamlarda bulunma sıklığımız artmakta. Ve özellikle de virüsler soğuk hava ortamını çok sevmekte, çoğalmak için ideal bir ortam. Öyle olunca da damlacık yolu ile ve sekresyonlar parçacıkların etrafa saçılmasıyla bulaşabilen bir enfeksiyon olduğu için kolaylıkla yayılım imkanı bulabilmekte. Bu bizim için bir sürpriz değil, beklenen bir durum aslında. Soğuk algınlığı dediğimiz zaman daha ziyade burun akıntısı, burun tıkanıklığı, geniz akıntısı, burunda dolgunluk hissi, hafif bir ateş bazen olabilir ama genellikle ateşsiz seyreden, hafif bir kırgınlık şeklinde tezahür eden ılımlı bir enfeksiyondan söz ediyoruz aslında. Tabii ki bu enfeksiyonların tedavisinde antibiyotiğin yeri yok. Çünkü etken viral. Viral enfeksiyon olduğu için semptomatik tedavi dediğimiz yaklaşımı uyguluyoruz. Ne gibi? Ağrı kesiciler, ateş düşürücüler, burun tıkanıklığını giderici spreyler, damlalar, mukus attırıcı bir takım ilaçlar gibi verebiliyoruz. Bu kişiler genellikle ayakta geçirebiliyorlar bu ılımlı enfeksiyonu. Bazen yatak istirahati gerekebiliyor. Halk arasında grip olarak bilinen tablo ise biraz daha farklı, daha gürültülü bir tablo. İnfluenza'nın etken olduğu, influenza enfeksiyonundan söz ediyoruz aslında. Çok ciddi bir ateş, ciddi baş ağrısı, öksürük, boğaz ağrısı, şiddetli kas eklem ağrıları olan hastada ciddi halsizlik nedeniyle zorunlu yatak istirahatinin gerektiği, iştahsızlığın olduğu bir tablo. Özellikle riskli gruplarda hastaneye yatışı gerektirebilecek kadar hızlı bir seyir gösterir. Pnömoniye, zatürreye doğru ilerler ve bu hastalar hastaneye hatta yoğun bakıma yatması gereken vatandaşlarımız olabilir. Bu anlamda riskli gruptaki hastalar için enfeksiyonun belirtileri başladığı anda hiç vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurmalarını öneriyoruz. Nedir bu riskli grup diye bahsettiğimiz grup? 65 yaşın üstündeki yaşlı hasta grubu, çocukluk yaş grubundaki hastalarımız ve gebelerimiz. Diğer yanda kronik hastalığı olan, bağışıklık sistemi zayıflamış, immün sistemi zayıf kanser hastaları gibi sorumlu grup. Diğer yandan
kronik böbrek yetmezliği, kronik karaciğer yetmezliği, astım, bronşit gibi KOAH'lı hastalarımız bu grubun mutlaka sıkıntı yaşadığı anda enfeksiyon ile ilgili sağlık kuruluşuna başvurmasını öneriyoruz. Diğer yanda yine bu grubu biz aşı ile koruyabiliriz. İnfluenza'nın neyse ki bir aşısı var. Enfeksiyon hastalıklarında en iyi korunma yöntemi bir aşıdır. Aşının ideal zamanı Eylül ayı ile Ocak ayı arasında olsa da vatandaşlarımız paniğe kapılmasın. Ocak ayına geldik. Ocak'tan Mart'a kadar olan süreçte yine aşımızı vurabiliriz. Geç kalmış değiliz. Viral üst solunum yolu enfeksiyonlarından tabii korunmak için bir takım tedbirler şeklinde önerilerimiz olacak. Kapalı ortam bulunmamaya çalışalım, kalabalık ve kapalı ortamlarda. Mutlaka öyle bir ortama gireceksek maske takmaya çalışalım. Bulunduğumuz ortamı, odamızı hijyenik halde tutalım, temizleyelim. Sık sık havalandıralım. Herhangi bir hapşırık, öksürük gibi durumda etrafı sekresyonların saçılmaması için bir mendil yardımıyla ağzımızı, burnumuzu kapatalım. Sık sık el hijyenimizi sağlayalım. Üst solunum yoluna enfeksiyonuna dair herhangi bir semptomumuz varsa mümkün mertebe insanlarla temas etmemeye çalışalım. Temas edeceksek maske kullanalım dışarıya çıkarken. Tabii ki bu arada immün sistemi normal olan insanlar bu enfeksiyonları rahatlıkla geçirebilirler. Bunun için destekleyici bir takım tavsiyelerimiz olabilir immün sistemi destekleyen. Bunlar nelerdir? Doğal ve dengeli beslenelim mutlaka. Mevsimin taze meyve sebzelerinden alalım. Bol sıvı tüketelim. Hastalık belirtileri olduğu zaman işte bu sıvı çaylarından tüketmeye çalışalım. Probiyotik alalım gibi. İyi ve kaliteli bir uyku düzeni oluşturmaya çalışalım. Ve düzenli olarak spor yapalım lütfen.